Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ruslar Bayraktar TB2'nin karşısına o silahı çıkardı. Değerli izleyenler, Ukrayna'nın elindeki Türk silahlarının gece gündüz uçtuğunu yazan Rus medyası, elektronik harp sistemi Krasuka'nın Donbas yakınlarında bir Bayraktar TB2'yi engellediğini iddia etti. Rus ordusu, bazı birliklerini Ukrayna sınırından çektiğini duyurdu. Moskova ve Washington'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Akşam saatlerinde ise gerilim Akdeniz semalarına taşındı. Rus ordusu halihazırda farklı bölgelerde 140 savaş gemisi ve 60'ı aşkın jetle tatbikatlar gerçekleştiriyor. Rus medyası, Vladimir Putin'in 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a konuşlanan silahlar ve diğer askeri araçların geri çekildiğini gösteren görüntüler yayınlıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikatların sona erdiğini kaydetti. Görüntülerde, Kerç Boğazı üstündeki Kırım Köprüsü'nden geçen trende zırhlı araçlar göze çarptı. Rus TASS haber ajansı, ülkesinin batısındaki birliklerin üstlerine tamamen dönmesinin 3 veya 4 hafta sürebileceğini duyurdu. Haber, Rusya'nın İrlanda Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamaya dayandırıldı. Rus medyası ayrıca günlerdir Ukrayna'nın elindeki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının hareketlerini haberleştiriyor. Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2'lerin, Rusya ve Belarus sınırlarından Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a kadar her yerde uçtuğunu kaydeden medya, Türk siyalarına gece yarısı da uçtuğunu yazdı. Medyadaki haberlerde Ukrayna'nın siyalarına karşı Rus elektronik harp sistemi Krasuka'nın Donbas çevresine konuşlandırıldığı ve Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna şehri Mariupol çevresindeki bir Bayraktar TB2 ile bağlantının koptuğu ileri sürüldü. Hiçbir kanıt ya da belge gösterilmeyen haberde Moskova'nın Türk siyalarına karşı elektronik sistemleri kullandığını doğrulamadığı da belirtildi. Rus ordusunun Suriye'de de kullandığı Krasuka elektronik savaş sisteminin 300 kilometre menzili olduğu biliniyor.